Kayıt geldi. Çabuk. İşte. Ne zamanki Edirne'ye gittik, mahaçı çektik, o zaman mesela ben gerçekten sefere gitmenin, 1,5-2 ay boyunca at sırtında belli bir yol kat etmenin ve orada savaşmanın ve o savaş sonunda geri dönmenin ne demek olduğunu daha fazla hissedebilir olmuştum. Başından beri aslında ilk sezondan da hep Mohaç konuşuluyordu. Çünkü Mohaç çok önemli bir savaş. Süleyman'ın tarihteki en büyük zaferi Mohaç zaferi. Savaş tarihi açısından bir sürü ilki barındırması ve Türkler için, Osmanlı için müthiş bir zafer olması. Bunu küçük görmek ayıp olurdu diye düşünüyorum. Gel Burak! Size işaret ediyorum. Siz koşuyorsunuz. Gördüm çocuklar, başkanlar! Mohaç dünya savaş tarihinde bir dönüm noktası olmuştur ve bundan sonra en azından bir 60-70 sene Avrupa Osmanlı karşısına hiçbir meydan savaşında çıkmamıştır ve orada da yenilmiştir.
savaş prodüksiyonu, en iyi savaş görüntüsü. Sadece o 7 dakika için hazırlık hariç 13 gün bir fil çalıştık. Biz Yağmur'la öyle durumlarda aslında bakmamaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten... Üstüne üstüne geliyor. Hani bir kere şöyle bir şey oldu. Böyle getirdiler beni, bıraktılar, gidiyorum. Araba geçiyorum, kamyonlar, karavanlar, kamyonlar. Yani git. En son 15 dakika yürüdükten sonra bizim yönetmen karavanına geldim. Girdim, durdum. Kahvaltı ediyor. Karşısına oturdum, şöyle bir sessizlik oldu. Dur, kaçalım mı dedim. O kadar kalabalık ki yani. Ve... Ben de ilk dekorların konstrüksiyonları bittiğinde öyle olmuştum. Paşa Hazretleri. Gece otur iftarını yap. Gözüm üstünde. Haberin olsun. Otelden çıkıp sete gitmek üzere servise bindim bir sabah. Çok uzaktan ordugahı görüyoruz. Kocaman bir şehir. Asla ulaşamıyoruz. Kaybolduk. Ulaşmaya çalışıyoruz. Başka yollara giriyoruz. Her yerden görünüyor ama o kadar büyük. Fakat bir türlü ulaşamıyoruz. O gün çok büyük bir şey yaptığımızın farkına vardım. Hayır! Derimiz mesfuk, sırlarımız mesfuk, zahirimiz mamur, batınımız ünlüm ola, kalplerimiz mesfuk. Her sabah çekimin yapıldığı mekana gidiliyordu. Çekimin yapıldığı mekanda tek bir ağaç bile yoktu. Karavanların tentelerinin altında vakit geçirmeye çalışıyorduk fakat çok sıcaktı. Öyle bir mekanda atlarla gölgenin hiç olmadığı bir yerde o kadar sıcak altında böylesi bir vakit geçirince seferin ne demek olduğunu, sefer yapmanın, savaşın ne anlama geldiğini biraz daha insan idrak edebiliyor. Çok sıcaktı gerçekten. Bizim için hani öyle bir sahne, tamamen dışarıda geçen bir sahneyi dışarıda çekmek, yazın çekmek gerçekten çok zor. Mustafa Bey buranın gerçek hocası. Size bayram namazını öğretmek için geldi. İlk önce niyet ediyoruz. Tekrar yan tarafa salıyoruz. Allahu Ekber deyip kulaklara. Ekber mi şimdi? Allahu Ekber deyip dikeye indik. Allahu limen hamide. Gidiyoruz. Ya doğru duyuyoruz. Bak, kapatın peki herkes. Evet, Allahu Ekber ayağa kalkıyor. İnşallah.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi'a Allahu limen hamideh. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Çok sıcaktı. Yerlerde saman olduğu için samanlardan bütün ışık size yansıyor. Bir de ekstra ışıklarımız var. Benim iki defa tansiyonum düştü hatta, ben bayılır gibi oldum. Çünkü giydiğimiz deri kıyafetlerin içinden sular damlıyordu. Halit abi hala geçen hafta onu anlatıyormuş. Burak Özçivit bize yeni katılmıştı. Malkoçoğlu olarak. Ve Burak Özçivit'in üzerinde deri bir takım vardı ve dar bütün vücuduna yapışmış. Burak maalesef şakır şakır terliyordu güneşin altında. Çizmelerin içinden artık su akmaya varacak kadar ıslanmıştı. İnanamazsınız, böyle sular damlıyordu. Öyle damla değil yani, sular akıyordu. Yani giriyoruz kıyafetin içine, atın üstüne bir çıkıyoruz, 5 kilo veriyorduk herhalde. Tabii ben buna ilk gün bunu anlamadım. Ama 15 gün kalınca bir süre sonra eyvah dedim, ne yapacağız artık, eyvah ne yapacağız diye çıkıyordum ben atın üstüne. Hepimizin durumu aynıydı. Güneşin altında. Üzerimizde onlarca kiloluk zırhlar, deri, kıyafetler, kafalarımızda miğferler. Bayağı bir zaman geçirdik. Atla ayrı uğraşıyorsunuz, kılıçla ayrı uğraşıyorsunuz. Ne kadar prova yaparsanız yapın. Bir de yani kayıt anında oynamak çok başka bir dünya yani. Orada özellikle savaş sırasında ne kadar zor şartlarda çalıştığımızı gördüm. Yani hayal ettiğimin bayağı bayağı üstündeydi. Bir yandan eğlendik, bir yandan da sahneleri çektik. Evet, sanıyorum fena çıkmadı. Nihayetinde. Kayıttayız, başlayın. Yaptığınızdan çabuk yıkın bu köprüyü. Herkes görsün. Şimdi yaptığınızdan çabuk yıkın bu köprüyü. Çabuk yıkın bu köprüyü. Herkes görsün, anlasın ki bu menzilde ölmek var. Lakin dönmek yok. Hazır. Ya Allah. Ya Bismillah. Ateş. Osmanlı ordusu Muhaç'a giderken kendi inşa ettiği bütün köprüleri geçtikten sonra havaya uçuruyormuş düşmanlar kullanamasınlar diye. Onun için de yine mevcut günümüzde var olan bir köprü üzerinde çoğaltmalarla birlikte ordunun geçişini yaptık. Arkasından o köprüyü döneme uygun hale getirip onun patlatılmasını da canlandırmak zorunda kaldık. Orada tabii doğal olarak var olan bir köprü olduğu için patlama yapılamıyordu. Onu da sıfırdan bizim yapmamız gerekti. Çatışmalar, patlamalar ve çoğaltmalar o Muhaç Savaşı'nda bizi en çok zorlayan sahnelerdi. Bir televizyon dizisinde dünyanın hiçbir ülkesinde, Amerika'da da yani,
bu ölçekte sahneler yapılmıyor. Çünkü bunun için ne yeterli para var, ne yeterli zaman var. Çünkü aslında atlanılan bir şeydir bu. Para kadar önemli olan şey sinemada zamandır. Çünkü bir savaş sahnesini yani bir günde çekemezsiniz. Mümkün değil böyle bir şey. Ne kadar para harcarsanız harcayın. Ve dizide zaman yok. Çünkü sürekli yaptığınız bir şey. Dolayısıyla Muaç aslında bizim için önceden birinci sezonda öyle planlamıştık. Yani sezon başında çekelim. Böylelikle uzun zaman harcayabilelim. Çünkü sezon ortasında öyle zamanlarımız olmuyor. Dizi yayına başladıktan sonra. Böyle bir şeyle başlayalım ikinci sezona. Sezona Muhaç'la başlayacağımızı diğer sezonun sonunda konuşmuştuk. Ve bunun çok görkemli olmasını istiyorduk hepimiz. Yağmur'la Durul da çok çalıştılar bunun için. Timur da öyle. 10 dakikalık bir sahne. 10 dakikayı galiba 2 haftada çektik. Ve evet. O 10 dakikalık savaş sahnesi için Türkiye'de pahalı bir dizinin bir bölüm bütçesi kadar sadece o savaş sahnesini harcadık. Bir sürü figüran, bir sürü at, bir sürü kostüm, silahlar. Tabii bu kadar insanın ve bu kadar aksiyonun bir araya geleceği bir yer bulmak gerekiyordu. Eten iyi buldular. Televizyon dizisi için yapılabilecek en çok şey yapıldı gerçekten. Çok paralar harcandı, çok büyük bir emek sarf edildi. Teslim şartlarınızı dinliyorum. Teslim olmayacağız. Sultan Süleyman Han Hazretleri bütün cihanın sultanıdır. Macar halkını yok etmek için değil, onlara layık olduğu adaleti ve huzuru vermek için burada. Teslim olmanızı emir buyurdu. Laos savaşmak için gelmiş. Askerlerin hepsine ölmeyi emrettiğini söyledi. İnşallah öyle olur. Laos sözünü tutar, gerçekten onuruyla savaşır. Öyle bir sahne, tamamen dışarıda geçen bir sahneyi dışarıda çekmek, yazın çekmek gerçekten çok zor. Üstelik de Türkiye gibi özellikle at ve savaş sahnelerinin altyapılarının çok zayıf olduğu bir ülkede. Hatta hiç olmadığı bir ülkede. Yani çok zor bir şey çünkü kimse ne yapacağını bilmiyor. Yani atlar, işte savaşçılar, o yüzden Timur'la da konuştuk hakikaten. Timur onu yaptı da yurt dışından bir takım insanlar getirdik. Yurt dışından gelen standlar vardı. At cambazları vardı. 100'e yakın at kullandı. Paşalarım, beylerim, aslanlarım, yiğitlerim,
teller birbirlerine vurmaya başladığı anda, savaş çıktığı anda... Biz bunu oynuyoruz, oyun olarak yapıyoruz ama bu seslerin gerçek olduğunu ve bizim işittiğimiz ve ortaya çıkardığımız sesten ve enerjiden kat be kat yüksek bir enerji olduğunu düşündüğünüz zaman, ki yüz binlerce kişiden bahsediyoruz, karşı karşıya gelmiş ve birbirini öldürmek üzere karşı karşıya gelmiş yüz binlerce insan. Vurayın aslanlarım! Vurayın yiğitlerim! Vurun! Kemik sesleri, can acısıyla çıkan bağırtılar, homurtular, çatırtılar, çeliğin çeliğe vuruş sesi, çeliğin ete vuruş sesi, atların kişnemeleri, yerin gürültüsü, inanılmaz bir durum. Tam benim için de bir meydan savaşıydı orası. Sadrazam Paşa'ya iletin. Düşman süvarisini piyadeden kopardık elhamdülillah. Merkez toplar ateşe hazır. Hadi! Antik çağda da var, antik çağda da var, işte şeyde yakın çağlarda da var, Asya'da çok var yani. Belli bir şekilde işte bir hilal şeklinde bir dizilim söz konusu. Merkezde daha çok işte sultan ya da serdar oluyor. Sağ ya da sol kanatta işte Rumeli Beylerbeyi, Anadolu Beylerbeyi şeklinde bir dizilim söz konusu. Geride bir başka yedek ordu oluyor. Yeter ki bunun tabii gizlenebilmesi. Coğrafi şartlara göre bunun zamanlaması da çok önemli. Yani Mohaç bu bakımdan dünya savaş tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi. Kapteş! Top doldur! Nişanım! Top atış! Göğüs göğüse yapılan bir savaş. Çünkü Sultan Süleyman'ın saltanat sürdüğü dönemde çok az aslında göğüs göğüse meydan muharebesi var. Osmanlı tarihimiz için en önemli savaş diyebilirim o dönem için.
Aşağı yukarı zannediyorum 2-2,5 saat süren bir meydan savaşı ile bir ülke tek bir savaşta yerlere serilmiştir. Bu bakımdan dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıdır, onu görmek gerekiyor. Müthiş binlerce insanın kan deryası, müthiş bir zafer. Bu sesler nasıl sustu? Yüreğimin gürültüsünü duyuyorum. Koku. Gül kokusu duymak istiyorum. Kan, barut kokusu genzimi yakıyor. Toprak. Ağaçlar, kuşlar susmayın, kazandın deyin. Mutlak zafer kazandın. Avrupa'nın göbeğindesin. Sonrasında tabii insanın hani bir imparator olarak, bir kral olarak böyle bir savaştan sonra, böyle bir zaferden sonra kibirlenmesi, mağrurlanması, hırsa kapılması çok olası ve mümkün bir şeydir. Nereye gittiniz? Duyun sesini. Yetiş ya Rabbi. Durduramıyorum ölümü. Farkında olduğu için ve bununla sürekli savaştığı için Mohaç Meydanı'nda hakikaten müthiş de bir sahneydi. Oradaki kullandığımız metin de tamamen kibrini yen Süleyman diye başlayan bir metindi. Zannediyorum hani Süleyman'ın Süleyman yapan en önemli özellikti. Kendi nefsiydi savaşması. Taş üryan, sine üryan, kapı çalkan eyvallah. Kıbrımız, kılıcımız bana ziyaha eyvallah. Baş buyan, sine buyan, kılı çalkan eyvallah. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyaha eyvallah. Mezar sahnesinde ben gittiğimde mezarı kazmışlardı zaten. Ben baktım, evet. Nedense bilmiyorum, insanlarda böyle bir tedirginlik oluyor öyle şeylerde. İşte adı mezar olunca girip çıkmak sanki çok büyük sorunmuş gibi geliyor. Halbuki bir çukur alt tarafı. Kanuni'nin o savaş alanında gezmesi, sonrasında o mezar sahnesi, mezara kendini koyduğu sahne, hakikaten o Meral'in tamamen
bir yani senaryo başarısı. Mohaç'ı 2,5 saatte kazanınca 3 ay sürecek zannettikleri savaşı öğlenden ikindiye kazanınca gerçekten kibir doluyor yani insana. Diyor ki Avrupa'nın ortasındayım ve 2,5 saatte binlerce ölü. Bütün ova silme ceset ve kendinde bir tanrısal güç ve bir başarı hissi ve bundan rahatsız. Bunu yenmem lazım diyor. Yoksa bu beni iflah etmez. Ve yeniden ölümlü olduğunu, yeniden Allah'a sığınmak gerektiğini, ondan güçlü olamayacağını, ölümlü olduğunu hatırlamak için mezarı kazdırıyor ve içine giriyor, yatıyor. Yani dikdörtgen bir çukur, onun içine girilecek, sahne çekilecek, kamera önüme, üzerime gelecek, kalkacak, gidecek falan gibi. Gayet basit teknik bir durum var olayın. Ona anten bağlı mı ya? Ama tabii ki sahnenin manevi anlamı çok yüksek. Bu çok sarsıcı ve etkileyici bir şey zaten. İnsanın kendini terbiyesini, nefsini terbiye etme anlamında. Ama öbür taraftan da onun orada söylediği her laf ilerleyen bölümlerde onun tam tersini yaşatacak onu. Yani onun da bir Musa'sı var. Bence Süleyman'ın sözleri orada gerçekten herkesin ne iş yaparsa yapsın, hayatının neresinde olursa olsun kendi başına düşünmesi gereken sözler. İdrak et Süleyman. Unutma. Tevazu içinde ol. Bütün şeref ve irade senin değildir. Rabbine şükret ve nefsine üstünlük verme. İnsanın kendisinin kibirden ne kadar payı aldığına ve ne kadar kibirli olup olmadığına bakması gerekiyor sanıyorum hayatı boyunca. Vücudun, fikrin, zikrin ona ait. Sahibi sanma. Hakkın nimetlerini kendinin, kendinden olanları yegane sanma. Nefsini öldür. Yoksa o seni öldürür. Kibrini yen Süleyman. Her firavunun Musa'sı, her şerrin bir nuru vardır. İman et. Hatırla. Her başarıdan ve her kazançtan sonra gelen o güven ve kibir duygusunun üzerine çıkıp tekrardan insan olduğunu hatırlayıp tekrar başlangıç noktasına dönebilmek gerçekten önemli bir erdem. Vücuda geldiğin hali ve gideceğin son mertebeyi unutma. İşte o zaman cennetin kapıları açılacak sana. Vicdanın senin kıblendir Süleyman. Kaybetme. Vicdanını kaybetme Süleyman diyor. Göreceğiz, kaybedecek. Her iktidar vicdanı bir şekilde zorlar. Her güç sonuçta. Safiyetin gider, masumiyetin gider. Başladığın noktada olamazsın artık. Bu tabii çok yazar için, oyuncu için, o karakterin peşine düşmüşsen, seni zinde tutan, seni tahrik eden ve seni ileriye doğru yürüten bir şey, ateşleyici güç. Okan Bey attan düştü. Atın bir suçu yoktu. Biz normal gidiyorduk. Hatta biraz dolaşmıştık atla, sete doğru geri dönüyorduk. Kayıda girmeden evvel işte biraz ata binelim de işte biraz ısınalım, edelim, biraz dolanalım. Ve atlar hafiften hızlanmaya başladılar. Ben durdurup geri çevirdiğim zaman at herhalde biraz tedirgin oldu açıkçası. İleride o kampı görüyordu ve yani o arkadaşlarını ve oraya doğru gitmek istiyordu. Ben de kontrollü bir şekilde aslında yani gidiyorduk dört nala. Okan atın üstünde böyle duruyordu. Halit abiyle biz de dört nala yanından dedik antrenman yapalım, geçelim. Okan'ın atı bizimkini görünce yarış zannetti ve diğerlerine kaptırdı kendini. Biz de ufak ufak böyle hareketlendik. Okan da benim hemen ön çaprazımda duruyordu. Çok net görüş açımdaydı. Okan atın üzerine giderken
Atı hafif hızlanınca bu sefer Okan atın üzerine zıplamaya başladı ve sol ayağı özengiden çıktı. Ne derken at yürüdü, dizgini bulamadı, bir tanesini tuttu derken at dört nala binince zıplamaya başladı Okan. Tek dizginle zıplıyor. Yani sağ özengim çıktı. Aslında yani takmaya çalıştım. Takmasam da olurdu aslında. Gerek yoktu yani. Fakat işte ben böyle üzengiyle uğraşırken dizgini biraz boşalttım ve at bu sefer uçmaya başladı. Ya, Okan yavaş yavaş sola doğru kaymaya başladı. Ben aa derken onun atı hızlanmıştı artık. 1-2-1-2 pat dedi düştü. Ama Allah'tan usturuplu düştü. Biraz davransaydım halledebilirdim gibi geliyor. Hala öyle geliyor da. Birisi geldi işte Okan Bey attan düşmüş. Bu saatte ne atı? Okan niye ata biniyor falan gibi şeylere takıldık biz. Yani neden şu anda Okan ata biniyor? ve hatta biraz da şey yaptık yani. Okan'a kızdık. Attan düşmek dedikleri şey gerçekten yani öyle oluyorsunuz. Attan düşmüş gibi oluyorsunuz. Birden böyle bir hani böyle düştüm ve sonra ben böyle bir toparladım ve kalktım. Kalktığımda böyle bir eksen böyle bir şey oldu. Ha dedim demek ki kalkmam lazım. Ama ucuz atlattı. Yani yumuşak düştü, döndü. Ondan sonra bir şeyin vardı yoktu falan kaldırdık. Ben iyi olduğumu söylüyordum herkese ve öyle hissediyordum. Neyse bakıldı. Maalesef kaburgasını halletmiş. Bir kaburgamı kırdım, onun altındakini de çatlatmışım. Sonrasında ama çekimlere katıldı. Benim kırıklarım var bu arada. İşte Halit'in ve Okan'ın başına bir sürü şey geldi tabii. Yani Halit bacağını kırdı iki kere. Bu vukuatlar olurken Mehmet yoktu ya. Bir kalktı ve durduramadım atı. Neler yapıyorum durmuyor. Yatıyorum işte benim atım biraz çünkü hızlıydı. Lakabı da deli. Ya durmadı ormanın sonuna kadar gitti. Karşımda bir duvar var ve dört nala gidiyoruz yani. Duvar var duvara gittik gittik. Bir anda sağa yaptı bu sefer ormanın öbür tarafına doğru. İşte onu bağladıkları yermiş orası. O da oraya gidecek zannediyor. Beni oraya kadar kaçırdı hayvan. Ben düşmedim ama yani tabii atlarla ilgili böyle bir tedirginlik durumu var. Yani çünkü sonuçta bir tekme yemiştim. Burada değil ama bu sette değil. Küçükken böyle atın yanında durup böyle bir ayağını yana açtığı yani böyle çok hafif bir tekme yedim ama o bile beni tedirgin etmeye yetti yani. Atlara fısıldayan adam. Yani gerçekten öyle. Yani şey, onlarla iletişim kuruyor. Kendi de yaralılardan birini oynuyordu zaten. Yanına yattı o da atın. Tam kamera işte döndüğünde o kendi de ölü durumuna geldi. İşte iki hafta boyunca bir 45 dakika yani güneşin tam batmaya başlamasıyla tamamen batması arasında bir 45 dakika var. O sahneyi her gün bir kısmını çekiyor. Ama o at yatırma bir gündü. Tahminen 300 harp teknesi olup 140'ı kalyon denilen büyük gemilerdi. Donanmaya kürek çeken binlerce forsadan başka 55 bin asker bindirilmişti. Benim yakunde 140 kadırgan ve kayetim vardı. Forsalar dışında 20 bin levendim ve topçum vardı. Bu surette iki tarafın insan sayısı forsalarla beraber 120 bin kişiyi buluyordu ki bu kadar insanın derya yüzünde karşı karşıya gelmesi ne görüldü ne işitildi. Preveze Deniz Zaferi, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük deniz savaşı. Daha büyüğü yok tarihte. Daha senaryoda okurken çok heyecanlandım. Acaba nasıl olacak? Acaba nasıl çekeceğiz? Acaba savaşın ne kadarını çekeceğiz? Acaba yakın dövüşler olacak mı yoksa sadece uzaktan toplarla mı görünecek bu sahneler? O gün geldi çattı. Tabii yönetmenlerimizle çok fazla konuştuk, detaylıca konuştuk. Masa üzerinde bunu konuştuk. Bu nasıl olmalı? Bence güzel bir şey çıktı ortaya, heyecanlı bir şey çıktı. Yani tüyleri ürperten bir şey çıktı. Özellikle Barbaros Hayrettin'in Preveze Deniz Zaferi'nde rüzgarın dönmesiyle beraber Leventlerine yaptığı o konuşma bence savaşın en güzel sahnesiydi.
bulabildiğiniz bütün kağıtlara yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazın. Ardından hepsini dualarla geminin iki tarafından deryaya atın. Durma oğlum! Bütün kadırgalara haber yollasın. Andrea Doria ise değil filolara, kanatlara bile hakim değildi. Diğer üstün tarafımız ise toplarımızdı. Top menzillerimiz düşmaninkinden uzundu. Donanmamı öyle bir mesafede tuttum ki düşman gülleleri bizim kadırgaların birkaç arşın ötesinde denize düşüyor. Kafir kaptanları iddetlerinden kuduruyor. Fakat hiçbir şey yapamıyorlardı. Öyle bir an geldi ki Doria gülünç duruma düştüğünü anladı ve kaçmaya başladı. Preveze Deniz Savaşı Osmanlı tarihinde çok büyük yer alan, çok ciddi bir deniz savaşı ve çok fazla detayı var aslında. Osmanlı donanmasının çeşitli yerlerden gelişi, işte beylerin filolarının gelmesi ve hep beraber toplanıp bir büyük savaşa, büyük bir armadaya karşı, bir Haçlı donanmasına karşı savaşa girmeleri çok cidden büyük bir olaydı. İşi anlatırken, sahneyi anlatırken özellikle tarihsel gerçeklere uygun bir şekilde yapmamız gerektiği için öncesinde tarihçilerle uzun toplantılar yaptık. Ve Preveze öncesinde donanmaların ne taraftan geldiği, işte hangisinin kuzeyde, hangisinin güneyde olduğu, yaklaşık kaçar parça gemiler içerdiğine dair bir briefing aldık açıkçası. Bunların hepsini not alıp ondan sonra dönüp çalışmaya başladık. Viyana kuşatması da büyük bir fuarcılık merkezinin büyük bir salonu burası için uygun olur mu diye konuşuldu ve düşünüldü. Tüm atlar, bütün askerler, figüranlar ve orada kurulması gereken ordugahlar, çadır vesaire o alan içerisine kuruldu. Ve biz o alan içerisindeki çekilen o çadırları, askerlerin hepsini alıp Viyana'da kuşatmanın olduğu araziye, olması gereken araziye yerleştirdik. Kaç gece geçirdim orada. Gece geçirmenin de çok zevkli olduğunu gördüm ayrıca. Atları da uzaktan çok seviyorum. Tabii insanın elleri yara olunca kaçırıyormuş. Ben de attan düştüm. Koskoca Superman yani. Türkiye'nin değil, dünyanın tanıdığı bir karakteri oynuyorsanız. Wow. Yani figüran olarak kullanın bari. Şey, bu sarıklardan sarayım koşayım falan diye. Öyleydi gerçekten. Yağmur doktor olduğu için bağırsın dedi hemen müdahaleye.
Altyazı M.K.